Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Deniz'den seslenmeye devam ediyoruz. Grup Danışmanlık Avrupa Birliği Proje Ofisi'nin konuğuyuz. Yanımızda Avrupa Birliği Proje Uzmanı Ahmet Bey bulunmakta. Ahmet Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bize kendinize ilgili ve bu kurumla ilgili neler söyleyeceksiniz? Grup Danışmanlık Avrupa Birliği Proje Ofisimiz 2004 yılında Türkiye'nin ilk AB hibe projeleri yapan proje ofisi olarak kuruldu. 2007-2008'e kadar İstanbul'da çalıştık. Daha sonra Avrupa'dan gelen hibelerin yoğunlaşmasından sonra Ankara'ya taşındık. Merkez ofisimiz Ankara'da. Biz şu anda Denizli Proje Ofisi'nden sizlere sesleniyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey, öncelikle izleyicilerimize paylaşır mısınız? Bu projeler nelerdir? Yurt içi ve yurt dışı projeleriniz hakkında izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Şimdi bizim kaynağımız, kullandığımız bütçe tamamen Avrupa Birliği hibeleri. Yani Avrupa'dan Türkiye'ye kullanılmak üzere yönlendirilmiş olan hibelerin projelendirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu hibeler geri gidiyor biliyorsunuz. Bizim görevimiz iyi bir A takımı oluşturduk. İyi bir proje ekibi oluşturduk. Yani her sektörden işte mimar, mühendis, veteriner, mali müşavir şeklinde bütün sektörden, arkadaşlardan oluşan bir proje ekibimiz var. Eğitimciler var bu arada. Arkadaşlarımız unuttuk demesinler kendilerini. Her konuda yani gençlik, eğitim, yatırım, kalkınma konularında projeler üretiyoruz Türkiye'de. Kaynağımız Avrupa Birliği. Evet, peki projelerimizi ana başlıklar altında sıralayıp daha sonrasında bunların şahıslara ne gibi faydalar sağladığını anlatır mısınız? Şimdi projelerimizi iki bölümde anlatmak lazım. Bir tanesi yurt dışına yönelik projeler, bir tanesi yurt içi projelerimiz. Yurt dışı projelerden başlayacak olursak onlar da iki bölümden oluşuyor. Türkiye'den yurt dışına doğru yapılan projeler, yurt dışından Türkiye'ye doğru yapılan yatırımlara hazırladığımız projeler. Türkiye'nin tanıtımına yönelik projeler birinci gruptaki projeler. İşte bunlar Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı fonlarını kullanarak yurt dışında Türkiye'mizi tanıtmak. Sektörümüzü, ekonomik, kültürel, sanatsal faaliyetleri tanıtma projeleri ki geçen sene Fransa'ya yaptığımız Türk Kültür Köprüsü, Altın Eller Türk El Sanatları projesi buna en güzel örnekti. Hem gittiğimiz yerdeki vatandaşlarımız bir Türkiye havası kokluyorlar, bir açık halk konseri yapmış oluyoruz. Hem de el sanatlarımızı sergileyerek oralarda da bunları yaşamaları için gayret ediyoruz. Bu bir örnek. Başbakanlığın bize verdiği imkanları kullanarak yurt dışına yaptığımız çalışmalar. Yurt dışından Türkiye'ye doğru yapılacak olan yatırımların başında ise iş adamlarının bizden istediği fizibilite, yatırım, kalkınma ve hibe projeleri geliyor. Mesela yurt dışında bir firma Türkiye'de herhangi bir sektörde yatırım yapacağı zaman bizden alt fizibilite raporu istiyor. Biz o bölgesel çalışmayı hazırlayıp gönderiyoruz. Daha sonra yatırım amacıyla geldiklerinde burada bu yatırım yapılırken devletin verdiği teşvik var mı? Veya hibeler var mı? Onları bizden soruyorlar. Biz onları da kendilerine sunmak suretiyle yurt dışından Türkiye'ye gelen yatırımcılara da bu şekilde Avrupa Birliği hibe projelerinde destek oluyoruz. Bir diğer konu, şimdi yurt dışında biliyorsunuz geçen sene CDF ve RTL televizyonlarının Türkiye'de yapmak istedikleri faaliyetlere de biz danışmanlık hizmeti yaptık. İşte Aspendos Tiyatrosu'nda Antalya'da birçok ünlü sanatçının Türkiye'ye gelip Türkiye'deki konserlerinin Türk kültürünü tanıtmaya yönelik koordinasyonunu sağladık. Bunlar da yine kültür ve sanat üzerine yaptığımız projeler. Bugünlerde bu cümleden olmak üzere çalıştığımız Sultanlar ve Başkanlar projemiz var. Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni bir bütün halinde sunma projesi. 5 yurt içi ilde İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Denizli'de 10 yurt dışı ülkede işte Macaristan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, Hollanda gibi 2014 yılının sonuna kadar programlanmış bir kültür sanat programımızda yurt dışı projelerini bu şekilde tamamlamış olalım. Evet, peki yurt içi projeleriniz nelerdir? Şimdi yurt içinde biz projelerimizi 4 grupta çalışıyoruz. Birincisi Avrupa Birliği kaynaklı hibe kullandığımız için bu hibeyi önce Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi var Ankara'da, Ulusal Ajans diye bildiğimiz.
Oradan aldığımız bu hibelerle yurt dışına arkadaşlarımızı, gençleri, öğrencileri, öğretmenleri gönderiyoruz ki şu anda İzmir ekibimiz Londra'da. Bugün kendileriyle tekrar irtibatlaştık. O proje bir ulusal ajans değişim projesiydi mesela. Buna benzer çalışmalar var. İkinci olarak kalkınma ajansları kuruldu. Türkiye 26 bölgeye bölündü. Mesela şu anda geldiğiniz ofiste biz kalkınma ajansı projesi yazıyoruz bir taraftan. Bir taraftan başka bir İPART projesi yazıyoruz. Bu bölgelerde mesela Denizli, Aydın, Muğla bir bölge. Antalya, Burdur, Isparta bir bölge. İzmir bir bölge. Uşak, Kütahya, Afyon, Manisa bir bölge. Bu bölgelerde kalkınma ajansları hibe desteği sağlıyorlar. O bölgenin neye ihtiyacı varsa her sektörde. Yani tekstilse tekstil, mermerse mermer, enerjiyse enerji, tarımsa tarım, o hibelerin dağıtılması lazım. Biz o projeler hazırlıyoruz. Evet, peki bu projelerden faydalanmak isteyen izleyicilerimiz neler yapmalı? Belli kriterler mevcut mudur? Şimdi Avrupa Birliği hibelerinin olmazsa olmaz kriteri bir kere tüzel kişilik oluşturmaktır. Yani ben tek başıma cebimde param var, gideyim şurada şu işi yapayım şeklinde değil. Önce bir vergi mükellefi olayım, bir şirket kurayım, kendime bir konu seçeyim, sonra yatırım yerimi resmileştireyim. Yani tapusuz mülkün üzerine yatırım yapılmıyor, ruhsatsız yerlere yatırımlar yapılmıyor. Bunlar tamamen görünürlük haline sokulmalı. Yani nerede yapılacak, nasıl yapılacak, hani 5N1K modelimiz var ya. O şekilde kimin ne, nereden, için, nasıl sorularına cevaplarını buluyoruz. Sonra kiminle yapacağız sorusuna cevap bulduğumuzdan sonra projenin yatırımına dönüşüyoruz. Bizi dinleyen yatırımcılardan benim ricam öncelikle tüzel kişiliklere ulaşsınlar. Artık Türkiye'de bir kişiyle limite şirket kurulabiliyor. Hibe kaynakları çok geniş. Her sektöre hibe var. Benim bizimle tanışan herkese söylediğim bir şey vardır. Bir iğne dahi almak isteseniz bize sorun. Hibesi varsa size oradan alalım. Yarısının bedelini ödeyin, yarısını ödemeyin şeklinde. Ama şaka bir tarafa, işin gerçeğinde hayvancılıktan tutun da enerjiye kadar, tarımsal, tekstil, gıda, efendim dayanıklı tüketim maddeleri, her türlü elektrikli aletleri, ev eşyaları, hatta otomobil, uçak üretimine kadar bütün hepsinde hibe destekleri var. Evet. Sizin proje ofisiniz kısa süre içerisinde başarıya ulaşmış bir firma, kurum. Evet. Sizce başarınızın sırrı nedir Ahmet Bey? Ekip çalışması. Herkes kendi işini yapacak. Mesela yan ofisimizde bir veteriner arkadaşımız şu anda tavuk çiftliği projesi hazırlıyor. Ben de oturup yapabilirim ama o veteriner, onu o yapması lazım. Projenin mali kısmını bir mali müşavirimiz hazırlıyor. O da proje ekibimizin içinde. Biz 30 kişilik bir proje ekibiyiz bu arada. Ankara'da, Antalya'da, Denizli'de, İstanbul'da, Manisa'da, birçok yerde arkadaşlarımız kendi görevlerini, kendi işlerini yaparken bizimle de proje işbirliği içinde çalışıyorlar. Herkes kendi işini yaparsa ve en iyi yaparsa başarı yakalamamanız mümkün değil. Kesinlikle katılıyoruz. Ankara demişken Ankara'da da bir şubeniz var. İlk Ankara'da merkezimiz başlıyor Ankara'da, değil mi? Merkeziniz evet. Ankara. Şu anda Denizli'de, belki ilerleyen noktalarda Türkiye'nin birçok ilinde olup insanlarla birebir görüşüp onları bilgilendirme ve bilinçlendirme yolunda çok önemli adımlarınız olacaktır diye tahmin ediyoruz ama hedefleriniz nelerdir? Şimdi tabii biz hep proje yapmıyoruz. Bir projenin yapılabilmesi için en az bir ay hazırlık yapılıyor. Burada yatırımcının uygun olup olmadığını önce ölçüyoruz. Eksikleri varsa onları tamamlıyoruz. Mesela firma kurduruyoruz. Kurdurduğumuz firmayı konusunu ona göre seçiyoruz falan. Bütün bu çalışmalardan sonra proje çalışmasına geçiyoruz. İşte proje hazırlıkları, projenin yazılması, sunulması, onaylanması. Onaylandıktan sonra bütçesinin gelmesi ve yatırıma dönüştürülüp paranın, hibenin kullandırılması, sonra da nihai raporla bu işlemin tamamlanması. En kısa projemiz 8 ile 10 ay sürüyor. En uzun projemiz ise 24 ay, yani 2 yıl. Evet. Buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olanlara ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Ahmet Bey? Bu sektör henüz tam bilinçli bir sektör haline gelmedi. Yani danışmanlık sektörü. Herkes danışmanım diye yola çıkıyor ve bazı insanlarımızı
hayal kırıklığına uğratıyorlar. İşte size hibe alacağız, işte %100 hibe yatırımlar var diye insanlara bu şekilde söylüyorlar. %100 hibe yok. Önce bunu ifade edelim. Bütün hibeler %50, %60, %70. Bu kadar. Geri kalanını yatırımcı koyuyor. Dolayısıyla bizim yatırımcılardan isteğimiz şu yönde olmalı. Bir, realist olmalılar. Çok hayalperest olmasınlar. Yani bir yatırım yapılacak, kendileri de bir katkıda bulunacaklar. Tamam. Avrupa Birliği hibesi, devlet desteği, yatırımlar var ama kendi katkısı olmadan bu iş olmuyor. Bu birincisi. Bir ikincisi de karar verdikten sonra vazgeçmesinler. Hedefe ulaşıncaya kadar ısrar etsinler, mutlaka hibelerini alırlar. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Daha nice uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Kanalınız zaten bir iş kanalı veya adı üzerinde Business Channel Türk olarak ifade edilen kanalda bu tür çalışmaların olmasını biz de takdir ve teşvikle karşılıyoruz. Hibe isterseniz yardımcı oluruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Sektörle Haber Merkezi izleyicileri, Grup Danışmanlık Avrupa Birliği Proje Ofisi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.